pardon. Kumru Hanım, biz yemek yapıyorduk, mutfakta da koku gitmesin diye. O yüzden kapattık, duymamışız. Neyse. Ezgi, birkaç kıyafet ayırdım. Giyinme odasına, onları birilerine verirsin. Peki efendim. Ezgi, hadi bırak işini. Acele et. Ezgi. Niye suratıma bakmıyorsun? Dön bakayım. Ne oldu sana? Kocası olacak o soysuz. Kocam mı dövdü seni? Kahvede kumar oynuyor. Düğün de takılan altınları bozdurmak isteyince tartıştık. Ya siz birkaç aydır evli değil misiniz daha? Ne ara kahveye gidip kumar oynamaya başladı? Şoförlük yapıyordu. İşten ayrılınca psikolojisi bozuldu. Ha, psikolojisi mi bozuldu? Bu adam ne hakla sana el kaldırıyor? Alkollüydü. Sonradan çok pişman oldu. Ezgi, saçmalama. Şiddetin bahanesi olamaz, olmamalı da. Sakın bu adamla evli kalmaya devam etme. Bak, çok daha kötü şeyler olabilir. Ben de söyledim ama beni dinlemiyor. Ezgi, aklını başına topla. Seven adam böyle yapmaz. İstemeden oldu. Aslında böyle biri değil. Ne demek böyle biri değil? Adam resmen vurmuş sana. Haklısınız. Ben de çok üzüldüm. Çok sorguladım. Neyi sorguluyorsun Ezgi? Demek ki bu adam şiddete meyilli, beş para etmez biri. Neyi düşünüyorsun? Aileni mi düşünüyorsun? Babam konuşur. Avukat mı istiyorsun? En iyisini ayarlarız. Yeter ki burada kal ve o adama geri dönme. Ay, ben de neler söylüyorum ama. Ne ama? Ne o zaman? Çok pişman oldu. Söz verdi, bir daha yapmayacak. Ezgi, bir kere yapan hep yapar. Sonrasını hiç mi düşünmüyorsun ya? Seviyor beni Kumru Hanım. Ben biliyorum, istemeden yaptı. Tamam, sen bilirsin. Ama hayatının hatasını yaptığını bil. Sen de bana bir kahve yap, sinirlerim bozuldu. Duyuyorsun değil mi? Kara cahil resmen. Ne oldu yine, neye sinirlendin sen? Ezgi'ye söyleniyordum. Ezgi ne alaka? Ezgi kocasından dayak yemiş. Üstüne gelmiş bana adamı savunuyor. Ne? Dayak mı yemiş? Evet. Ya bunlar evlenildi, daha birkaç ay bile olmadı. Adam baştan böyleyse... Ezgi ne yapmış peki? Yani polise gitmiş mi, şikayetçi olmuş mu? Yok. Durumu kabullenmiş, beni seviyor diyor. İşte sevgiye, aşkı böyle sananlar var bir de. İnanılır gibi değil. Adam hem altınlarını yiyor, üstüne bir de kızı dövüyor. Bir de ben konuşayım bununla. İkinci sana ne? Ben söyleyeceğimi söyledim, gerekli uyarıları da yaptım artık. Gerisini kendi bilir. Ne demek ya sana ne? Ya şiddet mağduru birine yardımcı olmayalım mı Kumru? Ha, görmezden mi gelelim? Bak, ben de üzüldüm. Ama o da çocuk değil. Zorla evde tutacak halimiz yok. Tamam, ben yine de konuşayım. Belki fikrini değiştirir falan, tamam? İyi, sen bilirsin. İnanılır gibi değil.